Değerli izleyenler, Rojava'daki bir gelişmeyle başlayalım. Rojava'da Türk Devleti'nin son dönemlerdeki hava saldırılarının ardından tespit edilmeye başladı. Vurulan yerler, zararlar tespit edilmeye başladı ve buna göre Rojava'da son saldırılarla birlikte 1 milyar dolara aşan bir hasar tespiti meydana geldi. 5 öğretmen gözaltına alındı. Nerede? Giresipi'de. İşgal altındaki Giresipi kentinde Sözde Eğitim Müdürlüğü'ndeki 5 öğretmen Türkçe dilini zorunlu hale getiren sistemi reddettikleri için Türk Devleti'nin çeteleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmenlerin tutuklanmadan önce ihraç edildiği, bu öğretmenlerin işgalci çetelerin hem kamu hem de özel sektörde tüm eğitim kademelerinde Türkçenin zorunlu kılması yönünde verdiği bağlayıcı kararlarını reddetmişti. Bu yüzden tutuklandılar bu 5 tane Kürt öğretmen. Değerli izleyenler, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu'daki kuvvetleri daha da güçlendirme açıklamasında bulundu. Bu da bölgeye yeni bir sevkiyatın yapabileceği, ağır silahlara gönderilebileceği noktasında yeni açıklamalar yapılıyor değerli izleyenler. Evet, İsrail-Hamas çatışmasıyla devam edelim değerli izleyenler. Hareketini başlama için hava saldırılarını yoğunlaştırıyoruz diye bir açıklama geldi İsrail'den bir son dakika gelişmesi. İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve ordunun karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak amacıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştığını ve hava saldırılarının ardından kara hareketinin başlayacağını açıkladı. Bu arada değerli izleyenler, bugün ünlü Kürt düşünür Ciger Hün'ün hayatını kaybedilişinin 39. yılı, tam 39 yıl önce Ciger Hün yaşamını yitirmişti. Biz onu her zaman şu cümleyle hatırlıyoruz. Kurdnu eger hun ne ben yek huni biçin yek bi yek. İşte bu cümleyi Ciger Hün söylemişti. Tam 39 gün önce yaşama veda etmişti. Değerli izleyenler, İsrail'den bir açıklama geldi. Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürüklüyor diye bir açıklama yaptı. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarıyla durumu tırmandırdığını belirtti. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Kankarikos, Hizbullah Lübnan'ın hiçbir şey kazanmayacağı ama çok şey kaybedeceği bir savaşa sürüklüyor diye bir açıklama yaptı. Evet, başka bir açıklama geldi. Bu da İsrail Batı Şeria'daki bir camiye hava saldırısı düzenlediği yönündeki haberler değerli izleyenler. Filistinli yetkililer Batı Şeria'da İsrail'in gece düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ve Çin'den önemli bir adım geldi değerli izleyenler. Adeta 3. Dünya Savaşı'na adım adım gidiyoruz gibi. Çünkü Çin, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız diye bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Qi, İsrail'in Filistin çatışmasında tüm tarafların kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak Filistin-İsrail çatışmasında biz Filistin halkının yanındayız gibi bir açıklamada bulundu. Şimdi Şam ve Halep havaalanları biliyorsunuz aslında bir haftadan beri yoğun bir şekilde İsrail uçakları tarafından zaman zaman bombalanıyor. Bir bombardıman daha geldi. Suriye hükümeti İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu açıkladı. Geçen hafta da vurmuştu, onarmışlardı. Bu akşam tekrar o havalanları vurulmuş. Evet, Çin'den yeni bir adım geldi değerli izleyenler. Bu hiç kimsenin beklemediği bir adımdı. İsrail Gazze Savaşı nedeniyle artan gerilimin ortasındaki Orta Doğu'ya 6 savaş gemisi göndereceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri 2 savaş gemisi göndermişti. Çin 6 tane savaş gemisi göndereceğini duyurdu. Bu önemli bir gelişme. Öte taraftan ABD'den Orta Doğu'da yeni askeri hamle geldi. Askerlere hazır ol emri verdi Amerika Birleşik Devletleri. Değerli izleyenler, farkındaysanız adım adım neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın hazırlıkları yapılıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon son günlerde bölgede askerlerine yönelik saldırıların ardından askerlerine hazır ol emri veriyor. Bu da önemli bir gelişme. Yine ABD'den Orta Doğu'ya yeni takviye yapılacağı da bilgisi geliyor. Füze ve patriot füzeleri Orta Doğu'ya gönderiliyor. Değerli izleyenler, Bahçeli'nin çağrısı vardı biliyorsunuz. Bahçeli daha doğrusu İsrail'e 24 saatlik bir süre tanımıştı. Ve evet, o süre dolmak üzere değerli izleyenler, Bahçeli bu arada Ankara'dan yola çıktığına yönelik bir video paylaşıldı. İşte şu videoda Bahçeli Ankara'ya doğru hareket etmiş durumda değerli izleyiciler. Onu size söylerim ve şu anda gördüğünüz gibi Bahçeli Ankara'dan hareket ederken maalesef burada ayağı halıya takılarak yüzüstü yere düşüyor ve anlaşılan Devlet Bahçeli İsrail'e ya da Gazze'ye olan yürüyüşünü birkaç saat daha erteleyecek. Bakalım 24 saat dolarken
Bahçeli'den nasıl bir açıklama gelecek? Bu arada Devlet Bahçeli dün çağrı yapmıştı zaten. Türk hükümetine çağrı yapmıştı, Türk devletine çağrı yapmıştı. O çağrıda kesinlikle 24 saat süre içerisinde eğer Gazze'ye olan saldırılarını İsrail durdurmazsa Türk askeri Gazze'ye gitmeli diye bir çağrı yapmıştı. Bakalım AKP hükümeti gerçekten de bu çağrıya nasıl bir cevap verecek? Bunu herkes merakla bekliyor ama sadece o da değil. Hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Ahmet Davutoğlu da bu çağrıya destek verdiler. Kendileri gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz ama Devlet Bahçeli kolları sıvamış, herhalde kefeni de hazırlamış. Gazze'ye gitmek için hazırlanıyor. Fakat demin gösterdiğim gibi Gazze'ye gitmek için biraz yürümek gerekiyor. Yürüyemez halde olan insanların başkalarını Gazze'ye göndermeleri herhalde karşılık bulmaz diye herkes yorum yapıyor. İnternette viral oldu adeta Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı. Dediğim gibi birkaç saat sonra Devlet Bahçeli'nin bu ultimatonu, İsrail'e yönelik bu tehdidi 24 saat bitiyor. 24 saat sonra ne olacak o gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Akşam görüşürüz.